Hadi bakalım. Özge'nin çocukluğu nasıl olabilir? Böyle sarı mıydı saçların? Çok, çok açık kumrallı. Ay! Gelinlik mi var üstünde? Evet. Çok cimcime bir şeymişim ben de. Benim cimcime gibi. Özge Hanım, galiba hanımlar sizinle aynı fikirde değil. Biraz erkek çocuğu. Babam berber çünkü kızlar. Öyle mi? Evet, hep saçlarımızı orada kesiyordu. Ay, kıyamam. Bu kim? Annemle babam. Gençlikleri. Çok güzel değil mi nostalji? Evet. Çok. Bu sen, benim bebekliğim ve babam. Kuzum. Yüzümüz çok benziyor aslında evet, babamla. Evet, babana benziyorsun. Bu kim? Bu aslında kim? Biz de bir zamanlar tiyatro yapıyorduk çocukluğumuzda Kübra gibi. Ben hep erkek kardeşimin kadın. Kendim de erkek kılığına sapıyordum. Oğlum biz de yapıyorduk. Her çocukta var sanırım aslında. Kim bu hanım? Bu dost mu? Aslanım burada rahmetlik yengem var. Hangisi rahmetlik var. Yengem? Mavi eşarplı. Kanserden çok ah, erken canım. Yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ortadaki kim? Annem. Aslanım benzemiyor muyuz aslında yüz yapısı olarak? Evet, yanındaki? Halam. Hala hayatta mı? Tabii tabii. Allah ömür versin. Bu da ne benim. Ne oldu? Ne güldünüz? Arkadaşımız. Tamam, hala kaşlarını almamış, anladık. Kalı kaşta olduğu için herhalde. Yok. Valla bir şey söyleyeyim kızlar. Babamların hepsi sarışın. Halam nasıl bu kadar esmer çıkmış? Hayır, hayır bir şey söyleyeceğim. O yıllarda öyle herkes kaşını almazdı biliyor musunuz? Evet. Doğal. Bir de küçükse yaşınız ayıptı. Evet. Değil mi? Evet. Kaç yıl önceden bahsediyoruz. Evet, şimdi moda mesela. Şimdi eşinle nasıl tanıştın bir tanem? Aslanım işte ben 17 yaşında iş yeri açtım. İş yeri açtım caddede. 17 yaşında sen iş yeri açtın. Yani tek başına. Ben 11 yaşında iş hayatına atıldığım için 17 yaşına kadar bu meslekte uzmanlaştığımı düşündüm. Bir dakika. Sırayla evet. Gidelim. Tahsil hayatın ne oldu? Hem okudum hem çalıştım. Ha. Bizim işimiz bu şekilde çünkü. 11 yaşında babanın yanında mı çalıştın? Kimin Hayır, yanında? Hayır, babam erkek kuaförü. Tamam sen? Ben bayan kuaförü olarak ilerledim. Birinin yanına girdin. Evet, evet. Tamam. Çıraklık, kafalık, ustalık olarak ilerledim. Aferin. Hem okudum hem çalıştım. Güzel. 17 yaşına gelince artık kabiliyet olarak kendimi kanıtladım çevreme. Evet, Oo. Gayet güzel müşteri potansiyeli oturtturdum. Sonra babam zaten berber olduğu için aynı zamanda diğer diplomaları da alabildi. Evet. Yaşımı tutmadığı için ortak aile şirketi gibi bir dükkan açtık. Tamam. Yani orada caddede o da esnaf da eşim. Bir dakika Aslan'a dönüp neden anlatıyorsun? Bize karşı dönüp anlatıyor Ay özür musun? Dilerim. O sordu ya. Kızlar işte 17 yaşında ne bileyim açtık dükkanı. Annem takılarını bozdurdu. İki tezgahlı küçücük bir dükkan açtık. Dedi ki annem en fazla batar yani işleyemez. Hı hı. Ama ben nasıl hevesliyim? Hani müşteriler gelsin ilgileniyorum falan. Yani, kendi kazanıyorsun ya. Evet. Yani 5 lira da olsa bana geliyor diye düşünüyordum. Çok da güzel o tutturdu müşterim. Tatlı dilim güler yüzüm. Ama öyle. Tatlı değil. Şimdi hala 15 senelik çok. Müşterilerim var. Devamlı geliyorlar. Gayet de memnunlar. Keşke evinde de öyle olsun. Neyi mi gördünüz aşk olsun? Yok gerçekten çok tatlı evet. Değilsin. Çok fazla hatta. Değil mi? Çok. Aşırı evet. Evet o işte erken yaşta. Ve bunların etkilenenler var. Ben şahsen ciddi anlamda etkilendim. Olumlu anlamda ilk baş etkilenmiştim. Evet. Çok tatlı değilsin gerçekten. Sen ama de öyle diyorsun ama şey. İçinden de sivri bir yönüm var. Var. Tatlı değil var. Güler yüz yılanı bile deliğinden çıkartır. Aynen diyelim öyle. Ve devamını evet. Dinleyelim. O beni görmüş, beğenmiş. İşte ben yaşım küçük olduğu için yani ciddi düşünmediğimi söyledim. Tamam. O hep ciddi yaklaştı. Bir süre Eşin sonra... Eşin ne iş yapıyordu? Erkek kovdu. O da erkek kovdu. Evet. Tamam. Bir süre sonra nasip oldu, tanıştık. Ne kadar süre? Kaç yaşındaydı? 18 mi? 20 yaşlarında diyelim. Ha, bekledin. Evet, bekledik. Tamam, sonra... Sonra ciddi düşündüğü için bir süre sonra da evlenmeye karar verdik. Kaç yaşındaydı evlenmeye karar verdiğinde? Yani o aylar var. 19 yaşı, 20 yaş derken bir sene içerisinde Özge, evlenmeye karar verdik. Biz buradayız ama ya. Özür bizi görmüyorsun ama ya. Şimdi biz buradayız. Aslan sordu ya o yüzden. Ha, yok, size de anlatıyor. Yapmayın yok. Çocuk mu aşkım? Yok, dedi ya hani ne kadar sürede diye. Göz teması kurmuyor bizimle anlatırken. Aslan, sorun ben böyle oturuyorum. Ben de etrafımı kuruyorum. Gerçekten. Aslında. Göz teması yok. Göz teması anlatırken. Hani kur kızın göz teması. Yani. Büyütecimi getirir misiniz? Hani böyle dışarıda. Büyütecimi alabilir miyim? Sen büyüsekçe böyle bize bak. Şişe. Gerçekten bana mahluklar vermişler. Aslında dışarıda kalmışız gibi kendimi öyle hayır, dışarıda. Hayır asla. Ben yani gözlerim de kızlar. Kızlar İstanbul'dan geldik ya. Acaba evet. Bizim dışlıyor Bursa'da? Zaten aşk öyle. Başından beri öyle. Yani ben tek başıma nasıl bak. Sizi dışlayayım? Bak ne ha. Kadar şimdi bak. Sen İstanbul'a geldin ya öyle söylüyordun. Dur dur şimdi bak. Ters bakıyorsun. Ha, ay ne oldu kız bu böyle? Benimkinin ayarları kaçmış. Evet devam et canım. Göz gezeyim kızlar görmüyor musun? Tamam şu an iyi.
Yani tabii ki de Aslan'ıma anlatacağım her şeyi. Çünkü en azından Aslan'ım dinliyor, anlamaya çalışıyor. Size anlatıyorum, siz tam tersi başka bir noktadan vuruyorsunuz. Ben masada iki kelime bile edemedim ya. Hepiniz üstüme geldiniz, sonra kavga çıktı. Sinir krizi geçirdim, böyle bir şey olabilir mi ya? Evet kızlar, yani eniştenizle bir senede tanıştık. Ciddi anlamda da ilerledi, evlendik. İyi ki de evlenmişiz ama 12 yaş var aramızda. O çok olgun bir insan bana göre. Biliyorum, bence o kadar. 12 yaş var.